Barış Baltası. İyi de burada barışıp anlaşmak diye yazıyor ismi. Yine de biz barışıp anlaşmak yazarız. Önce millet geçen gün oynadığım yerde polis hayvanı açıldı. Polis mekanı dükkan açıldı. Şu kırmızı pandayı alacaktım. Aynen buraya yazmıştım zaten. Kırmızı panda, rakun, tilki falan alacaktım. Kırmızı pandayı alıyorum. Evet, paracık da gitti. Hayvanı hemen donat. 5 dakikalık bir şey edelim yavrucağa. Bunun ismini ne koyalım millet? Siz seçin bunun ismini. Diğerine de 5 dakikalık edelim. Şakir'im benim. Kırmızı pandama isim bulun millet. Bir de şuraya kıyafet alacağım. Alsam mı almasam mı almayı düşünüyorum. Alayım lan bunu. Saçı alsam mı almasam mı diye düşündüm. Saçı almasam mı ya? Ama bunun takımıdır yani. Bu muydu? Yok lan bu. Alsam mı? Alıyorum. Zaten fazla para istemiyor. Maskeyi çıkarsam mı? Elit mağazadan. Çıkarsam. Çıkarınca karizmam kalmıyor. Karizmatik olmalıyım. Şuradan klasik mağazadan şu kolyeyi değiştirsek mi? Kolyeyi değiştirsek mi çıkarsak mı? Kolyeyi çıkardım. Evet. Bakın bu havalanı bittikten sonra üstümü değiştireceğim. Pasifik'te yine eski bitti. Üstümü giyeceğim. Evet. Savaş baltası. Seni bilmem emniyet müdürü vekili Ayşe ama ben Amir 2 günümden beri doğru dürüst uyuyamadım. Garip garip rüyalar görüyorum. Bu da ne demek? Aman kesin ömrez arıyordu. Sonra da sokak kedisi gibi ürkekleşti. Ne var? Çok korkunç bir şey oldu. Bu ne kızın elleri? Kızın elleri nerede? Şimdi dinliyor. Ben şu an Aloki Kızılderisi yerleşim alanındayım. Ne olmuş burada? Of neyse ki geldim. Ne kadar karizmatik oldum ya. Normal biri olamaz. Tamam Ramirez. Burada biri ölmüş. 10 yıldız gerekiyor. Otopsi kurbanın evrakları Salya. 3 analiz. Otopsi kurbanın evrakları Salya. Oo! Pandam çok yakıştı lan. İsim bulun pandaya. Diğerinin ismi Şakir. Bunun ismi ne olsa? Kızın ellerini koparmışlar oğlum. Ne pis lan. Kızılderililer şey mi bu? Çadır mı? Bu ne? Ramrez'in burada işi ne? Oo kurta bakın. Bayılırım. Kırık nesne mi? Şu mu? Bakayım. Ne yazıyor? Bakalım bu ne buluyormuş. Bunun özelliklerine bakmadım. 7000 altın buluyormuş. Bunun özelliklerine bakmadım bu pandanın. Tipine göre aldım. Sanki eski bir işkence kitabından çıkmış gibi zavallı kız asılmış. Paramparça edilmiş. Zavallı Cindy. Ona birinin zarar vermek isteyeceğini inanmıyor. Otor tatlı biriydi ki nasıl Kur'an tanıyor musun Emres? Cindy Greenmiss. Aloki Kızılderili topluluğuyla birlikte çalışan bir sosyal hizmetli. Yerleşim alanındaki haftalık devriyemi yapıyorum. Onu bu halde buldum. Şimdi ne yapacağız? 10 yıldız istiyor. Bakalım biz ne kadar yapabileceğiz. Salya kurbanın evraklarını bulmamız gerekiyor. Önce şuradan yıldız yapayım ben bir sürü. Zavallı kız. O nasıl surat lan? Ay böyle bir şeyler oluyor. Dayanıyorum. Ölürken bile yamuk ölmüş. Yıldız yapayım şuradan. 7 tane yaptım ama öncelikle şu hayvan nerede? Ha buradaymış. Bunun özellikleri neymiş? 2000 XP. Ne diyor? Bir suç mahallinin sonunda bu hayvanın şu ödüllerden beni kazanma. 7000 altın. İsim buldum ona. David. Jonas'ın diğer ismi David ya. O yüzden buna da David diyeceğim. David John. Geçen birisi yazmış ki millet yorumlara. Murat mıydı ismi? Neydi? Çocuk. Senin yüzün neden pembe?
Kızılderili kabile maskesi. Aman tanrım, varlık kutusunun içinde gizlenmiş olarak bulduğun kabile maskesinin üzerinde taze kan var. Kurbağa ait olmalı. Midem öttü lan. Kurbanın evrakları, otopsi, salya. Bundan salya çıkar mı ki? 7 tane yapabildim. Neyse 5 tane kaldı. Yazmış ki, senin yüzün neden pembe? Baya komik ya. Bu salya bundan çıkabilir. Niye maskenin içini silmemiş ki? Ben her zaman maskemi silerim. Zaten soyuldu şuraları. Moralim bozuk. Yeni bir maske istiyorum. Ama almıyorum. Çünkü alamıyorum. Param yok. Salya bu sanırım. Evet. Tamam, Grace'e git. Fazla yıldız yapamadım. Sıkılıyorum ya. Üf. 3 saat. Bu muydu lan kurban evler? Aynen, analiz buymuş. Ben fark etmemişim lan. Şunları öne atayım da geleyim. Şu nesneye bakalım. Öf, neymiş bu? Bu da mı maske? Bu vaka sanırım Kızılderililerle ilgili. Bu ne lan, at mı bu? Bu aslana benziyor. Tipe bak. Aslan mı? Üvey onardın. Tebrikler aç. Urban eklerinin dibinde bulduğun kırık muskayı mükemmel bir şekilde toparladın. Üzerinde bir kedi var. Kedileri çok sev. Bu kedi değil, şapçal. Panter bu. Alokiler yüzyıllardan beri kötü ruhları kovmak için panter muskaları takar. Aa, sen de kimsin? Niye? Ne diye arkamızdan size yaklaşıp korkutuyorsun? Anake. Anakeymiş ismi. Anake, babake. Buz gibi bir espri. Şimdi bakalım, bu şekilli ablamız nasıl ölmüş? Otopsi sonucuna göre Cindy Grimes ellerinin koparılması yüzünden ciddi miktarda kan kaybederek ölmüş. Bu tarz infazlar birçok Amerikan yerlisi kültüründe iflah olmaz hırsızlara verilen oldukça meşhur bir ceza şeklidir. Yani Cindy Amerikan yerlisi işkencesine maruz kalmış. Onun Aloki Kızılderilisi yerleşim alanında öldürdüğünü de biliyoruz. Bu hikayenin gidişatını beğenmedim. Senin yerinde olsam hemen bir sonuca varmazdım. Size kesin olarak söyleyebileceğim tek şey, kurbanın göğsüne bulduğum sigara yanıkları. Bu dönemdeki katil sigara içiyor. Sigara içiyor. Cugara. Bu sanırım bu yıldız yetmeyecek bize. Çünkü katilin cinayet işlerken giydiği kabile maskesinin arkasından toplanmış salya örneğini inceledim. Salya'nın en yoğun miktar diş bakterisi vardı. Bu demek oluyor ki katil ağız sağlığı işte iyi değilmiş. Cidden berbatmış. Yani Grace, aradığımız manyak katilin ağzı mı kokay? Hem de nasıl? Bu soruşturma bunun dikine gitmen gerekecek Ayşe. Dişlerini yıkamaymış. Sigara içi. Ağzı bok gibi kokar. Kurban not panosundaki evraklara bakılırsa, Cindy'nin o sabah Keone isimli bir çocuk suçlu ile bir randevusu varmış. Bu çocuk cidden tam bir baş belasına benziyor. Sosyal hizmetler onu şiddete yatkın çocuk suçlular yuvasına göndermek istiyormuş. Şimdiden en önemli şüphelerimiz oldu birader. Şu kendine çocuğu bulalım. Gitmeden Cindy Grimes'in yerleşim yerine çalışır biri daha varmış. Aloki kadının, onun geçmişle ilgili herhangi bir bilmeden Cindy'nin bugün onu yoklayacağını söyleyebilirim. Keone Shinaya mı? Katil o kadın zaten. Bu yıldız yetmeyecek bize ha, ben istediğim. Şunla konuşalım, tipe bak. Cindy'nin başına gelen talihsizliği duydum Ayşe. Ne kadar yazık oldu. Cindy tanıdığım en nazik sosyal hizmetlerden biriydi. Sizin için sakıncası yoksa Cindy'nin sizinle görüşme nedenini öğrenebilir miyiz? Cindy boşandığımda bir çocuklarımın bakımından sorumluydu. Ben hayatımı düzene sokana kadar çocuklarımla evlat olarak yaşıyordum. Cindy işine çok iyiydi ama bana sorsanız kendi sorunlarımızla bizzat başa çıkarmamız için alokilere izin verilmeli. Adam gibi cevap vermedi. Bu oyun zaten hep böyle. Çocukla konuşalım. Bu ne lan? Tıraş kafa. Keone, duyduğumuza göre bu sabah Cindy adlı bir sosyal hizmet ile randevum varmış. Evet, onda bir randevum vardı ama gidemedim işte, ne varmış ne olmuş.
Olduğu şu kendi sabah öldürdü. Beni alakadar etmez. O sözler hizmetti. Beni çocuk suçlar yuvasına tıkmak istiyordu. Ama artık bunu yapmaya kafaya bu cici memurlar biz arakölere hep yardım etme sözü verip dururlar. Ama asıl yaptıkları iş bizi topluluklarımızdan sürmek. Biz sonsuza kadar bu topluluklarda yaşayacağız. Yabancılara karşı düşmanca tavır sergiliyor. Tamam. Şu kadınla konuşalım. Bu yıldız yetmeyecek ha. Olamaz. İlk kez yıldızım yetmiyor. İlk kez değil. Bu tipsiz de konuşalım. Siz de kimsiniz? Suçmanda bir panter muskası buldu. Siz nereden biliyorsunuz? Benim adım Aleki. Aloki kabilesinin şamanıyım. Tüm hayatım burada da geçti. Bütün sırlarını bilirim. Bulduğum bu panter muska 1643'ten geçen 1642'den bahsediyorduk. Ve bu cinayeti çözmende kilitli rol oynayabilir. Nasıl peki? Bulunduğuna için bu muskanın geri yere gitmeniz gerekiyor. Yine az kısa girmek zaman yolculuk başaracağız. Zaman yolculuk yapmanıza gerek yok ki. Barış çubuğu ve benim şaman ayinim sayesinde. Üf, hazır olun çadırıma gelin. Üf ya havalarının bu vakalarını ben sevmiyorum işte. Sevmiyorum. Hep 1600'den gidiyoruz. Bir türlü 1997'ye gelemedik. 1997'ye gidelim. Benim doğduğum günden beni öldürelim. Doğmamış olurum. Aneke Şaman çadırında gel Ayşe Şaman ayinime katılır 1643 yılında kalan bu Aleki muskasının ise hikayesini öğren. Barış şu bu Aleki bu köyünün bundan 400 yıl önce yani görmeni sağlayacak. Bu çadır etrafında geçmişten kalma onlarca antik nesne var. Hikayeme ait herhangi bir nesne ilgini çekerse hemen bana söyle. Şimdi bu barış çubuğun içine çek ve sözlerimin mazideki Aleki köyünün zihninin içini boşaltmasına izin ver. Ben kötüyüm. Başım dönüyor. O bir şey de gülmeye başladı. Mükemmel. Barış çubuğu sizi etkilemeye başladı. Ey bu toprakların nurlu ruhu. Sözlerimin eşliğinde. Geçmişe güvenle gitsin. Kızılderili köyünde. Sakın kendini kaybedeyim deme. Birçok giden dönemedi bu sefer. Ben. Salak saçma işte. Tipim ne kadar yakışıklı oldu ya. Çok karizmatiyim. Şimdi ne bulacağız buradan? Kalkan. Deri defter. Yuva. Yuva nerede? Ahan. Kurt. Kızılderili yüzümü. Nerede bu? Şu mu? Tipe bak. Ne yapacağız? Şaman aynı sona erdi. Bakalım neler gördün bugün. Parmaklarım dondu ve galiba kusacağım. Ne yolculuk böyle anne ki? Antik Alok'un kalkanı ve bir günle de görmek istiyor. Hem de nasıl? Gerçek çok da antikler. Artık sana benim zamanı geldi. İtiraf edeyim. Geçmişi şu anki soruşturmamıza nasıl yardım edeceğini hala bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Üç tane mi? İki tane mi? Ne yıldızım var? Nasıl yapacağım? Yıldız yapmam gerekiyor sanırım. Sanırım evet. Şunlara bakayım da. Yıldız yapamadım ya. Bu ne çıkacak? Gemi. Hac işareti. Çadır. Seyyah gemisi mi? Günlük yazısı bulundu. Soluk yazan ışık bir açığa çıkardın. Alo ki köyüne ne işi varmış? Tamam. Aman tanrım. Akraba olmalılar. Bilgi edinelim. 11 Şubat. 15 Şubat 1643 bu tabloları gelimizden beri çok meşakkatli zamanlar geçirdik. Bizi bu sert kışa nasıl yaşanır bilmiyorduk. Halkımızın birçoğu sınamadı ve yiyecek bulmak için öldü. Hepimiz dünya göçmüştük. Bu onurlu insanlar sayesinde tabloları bildirilip diğer birçok İngiliz pilgrim bereketli bir hayat yaşayacağız. Wow, demek hala ki zorlu kış şartlarından onlara yiyecek verdik. Pilgrimlerin hayatını kurtarmış. Ne kadar muhteşem bir hikaye. Kızılderililer yardım etmiş. Ne olacak şimdi? Daha yıldızım yok lan. Fakirim. Bunun üstüne ne bulacağız ki? Bak yıldız isteme benden. Pantermiş. Kediye de benziyor.
Bu mu? Bu. Panter başı. Aldığımız kalkanın üzerine hayvan tespit etmeyi başardı. Haklısın. Halkanın panter ayı sevimli. Hani kurban takmış olduğu muska. Bu panter muskası da yine incelememiz gerekiyor. Anneke'nin çadırında, Alex köyünde bulunan antik kalkan hakkında bize bir şeyler anlatabilir misin? O kalkanın asıl sahibi kabilemizin gördüğü en cesur Alaki savaşçısı olan Keme'dir. 1640 yılında Keme koruma amaçlı kullanılmak üzere ruhları çağırıp o kadar o panter muskanını kalkanın içine soktu. Ancak muskanın gücüyle birlikte lanet geldi. Kızılderili olan biri taktı ona büyük zarar verir. Sinin o muskayı taktığını biliyoruz. Muska çok büyük, gücü büyüktür. Kemenin varisi bulmamız gerek. Daha sonra ofiste bu sabah uyandığımdan öyle yemeğine kadar şaman hayhuyla uğraşacağımı hiç düşünmemiştim. Böyle yemeği ne vermeyi ne dersin ne diyor arıyor. Alo. Ramirez'i bulamadık mı? Anam! Çocuğu tehdit ediyor. Çanadırlar çabuk bırak onu. Bu polis beni genç suçları yuvasına tıkmaya çalışıyor. Tıpkı senin gibi yapma. Silah yerindir. Konuşup anlaşabiliriz. Bam. Lan vurdu mu? Anam. La Ramirez öldü mü? Şakir'im kemik ye. David'im kemik ye. Bu zaten yok. Şuradan Akita'yı almayı düşünüyorum millet. Akita var ya. Nerede Akita? Şu iki yerde miydi? Yok bu da değil. Akita nerede ya? Paralı mı Akita yoksa? Akita'yı alacağım. Yerim onun tipini. Bunu da donatacağım. Hemen donatalım. Hayır bunu kullanmayacağım. Bu 80 XP veriyor. Ben kırmızı pandayı takacağım. Kırmızı panda çok iyi işe yarıyor millet. Seviye çıkmaz da çok iyi işe yarıyor. Ne bu? Dur bakayım gidiyorum. Yeni evcil hayvan kulübem. Şimdi şuralara gel. 53. Nerede kalmıştık? İkinci bölüm. Ayşe imdat. Ha bunu şey yapmışlardı. Keon beni öldürecek dedi. Lütfen delikanlı sakın beni öldürme. Lütfen bang. Ramirez ölmemişti. Tamam Ramirez vuruldu. Ramirez beni duyabiliyor musun? Gözlerini aç. Aman tanrım öldüm ben. Keon'u beni vurdu. Ramirez ölmedi. Keon'un kurşunu şapkını delik geçmiş. Belli ki dikkatimizi dağıtıp kaçmak istemiş. İyi de nasıl şapkasından geçmiş ya. Onu buradan gebermesi gerekiyor. İyi de önce ne kadar öldüysen şimdi o kadar öldün. İyi de elini tuttuğun o şeydi ne? Bir şey tutun fark etmemişim bile. Sanırım benzinlikte çalışan birinin kartı üzerinde Keon'un adı var. Hemen bakalım. Şimdi 8 yıldız gerekiyor. Ben yaptım 11 tane. Kan kamera görüntüsü 2 analiz. Bir sürü hayvan aldım. Selamlar sizin için ne yapabilirim? Tipe bak lan. Şebek. Cindy Grimes için fakasının şüphelisi olan Keone adlı birini arıyor. Kendisi oradan kayboldu. Keone'im aha velet yok mu? Daha ilk gün ne mal olduğunu anlamıştım. Onu hiç işe almak istememiştim. Ama işte o sosyal hizmette çok ısrar etti. Ben de iyice kabalaştım. Adım Ron. Buralar benden sorulur. At nasıl istersen. Arayalım şurayı. Kırmızı pandayı alın millet. Çok iyi işe yarıyor. Seviyemi lak 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 hemen çıkardı üstü. Bir de kart gönderiyorum ya herkese. Şimdi kamera görüntüsü. Bundan kamera görüntüsü çıkacak. Bir de kan analizi çıkacak. Halat. Nerede şu? Plaka. Kumbara. Balta. Çakı bir de. Bir de çakı. Çakı nerede? Gözümün önündedir. Ben görmüyorumdur. Gözümün önünde demiştim. Demiştim. Görmüyorum. Ben körüm. Sol gözüm 2.25, sağ gözüm 1.75 derecede bozuk. Nasıl görmemi bekliyorsunuz ki? İyi bir noktaya değindin Ayşe. Ki onu biz bu benzinlikte çalıştığına göre güvenlik kamerasında mutlaka içeride bir şeyler vardı ama tabii bunun şifresi. Tamam lan uzatma. Tibe bayı.
Lan ölen kız da çok güzelmiş ya. Moralim bozuldu şimdi. Tam bir sosyal hizmetli tipi varmış. Muhasebeci. Muhasebeci ve sosyal hizmetli tipi. Buradan kan çıkacak. Bunları hemen analize yollayayım. Oradan analize atayım üstüne. İleri üstüne diyorum. Gece gölgene rahatına bak. Birden o şarkı geldi aklıma. Aldı dünya çantasını gidiyor. Bıraktı bize fazlasını. Kan. Kan toplayın başardın. Laboratuvara gondar alalım. Şükür analizden sonra analiz çıkmaması. Şu kamera görüntüsüne bakalım. Kamera. Başka bir şey yok değil mi? Aynen kamera görüntüsü. Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına. Fakirin paradan haberi yok ama zengini koy. Nasıldı o? Meyvesini koy vodkasına mıydı? Yok. Öyle bir şeydi sanırım. Oha salladım ben onu. Bilmiyorum onu tutacağını. Kodun şifresini çözdün. Güvenlik laboratuvara göndermenin vakti. Bunları hemen öneciye atalım. Öneciye. Geldikten sonra şu çakıya bakarım. İkisi de 6 ve 12 saat. Gönderelim. Gönder lan. Salaklaştı bugün bu tablet. Önce şu çakıya bakalım. Bugün gittim tabletin parasını ödedim. Üçüncü taksidini. Daha çok var. 1,5 sene ödeyeceğim. Ayşe muhteşem adli inceleme yeteneği sayesinde çakın üzerinde soluk gravür artık gün gibi açık. Üzerinde Salomon Grimes yazıyor. Salomon Grimes'in kurbanın atası olduğunu biliyoruz. İyice çakının burada ne işi var? Tebrikler çok zekisin. Ayşe zehir gibisin hem de. Hehe. Bu da ne Anekya? Yüreğim ağzıma geldi. Ne işin var burada? Bakıyorum da Salomon'un çakısını bulmuşsun Ayşe. Ayrıca şans ayağına geldi. Çünkü sen anlatan çok önemli bir şey var. Yine mi ya? Şu analizlere bakalım da. Önce kan. Sahte Kızılderili baltasını fiyat etiketinden aldığın kan örneği kurbana aitmiş. Kurban kolundaki yaralara bakarsa katil sindirin ellerini bu baltayı kullanarak kesmiş. Ne yani cinesiyle bu mu? Dahası da var. Kurbanın kanında pinen molekülleri rastladım. Pinen molekülleri terebentinin temel maddelerinden biridir. Katil evde kullanılan bu kimyasal baltayı temizlikleri kullanmış. Katil terebentin kullanıyor. Terebentin ne lan? Mazot gibi bir şey mi? İlk kez duydum. Oyun sayesinde öğreniyoruz her şeyi yavaş yavaş. Bakalım. Benzinliğin güvenlik kamerasına baktım. Görünüşe bakılırsa kurban tehdit edilmiş. Tahmin edeyim. Cindy'yi tehdit eden kişi Keon değil mi? Hayır o değil. Onu tehdit eden kişi benzinliğin sahibi Keon yüzünden. Görüşmenin tüm kaydı var. Cindy genç suçlular yuvasına gönderilmesi engellemek için Keon'i Ron'un benzinliğinde işe sokmuş. Ron Keon'dan kurtulmak istemiş ama onu kovamamış. Cindy'den onu işten almasını istemiş ama Cindy'yi reddetmiş. İşte o zaman oralar kızışmış. Onu teyit etmiş. Cindy'yi aldırmamış ve şimdi ölü. Katılıyorum. Bu çürükle konuşalım. Adamın ağzı benim hayatım gibi berbat. Benim hayatım da onun ağzı gibi. Konuş bakalım. Niye tehdit ettin lan? Hıyar. O tadı seni asla tehdit etmedim. Biz cancıya kuzu sarmasıydık. Yalan söylemeyi bırak. Onun güvenlik kamerası kayıtlarına göre onu tehdit ettiğin net bir şekilde görülüyor. Onu Keon'u işten çıkarmasını istediğin için de tehdit etmişsin. Of tamam, yakaladınız. Keon'un tavırları son zamana gitti kötüleşmişti. Sigaralarını bile çalmaya başlamış. Onu kovmam gerek. İmkansızdı. Beni tehdit ederek Keon'u bastırıp değişmesini sağlayabilir diye düşündüm. Cindy öldü. Onu tehdit edin için değil ki ne olur ama ne olur anla ikimizin dünyaları çok farklı. Burada hayatta kalmak için sert olman gerekiyor. Ron'un pis kokular geliyor. Hatta en az nefesi kadar konuşun geri çekmek zorunda kaldım. Ne kadar berbattı. Hayır Jonas. Bu kötü bir şey. İnsanların kusurlarını kimseye söyleyemezsin. Günah. Ben asla böyle bir şey yapmam kimseye. Siz de yapmayın lan.
Kimsenin öyle şeyini söyleyemezsin. Ne adamın suratına ne de arkasından. Çark çakısını bulduğuna göre onunla ilgili hikayeyi de öğrenmek istersin diye düşünüyorum Ayşe. Bildiğin gibi Loki ölmek üzere olan pilgrimleri köylerine getirdi ve onları iyileştirerek sağlıklarına kavuşturdu. Ve şimdi size Salomon'un bundan yaptıklarını anlatacağım. Her şey 1643 yılında 1 Şubat günü başladı. Millet şu 100 lira var ya, 100 liranın üstünde Buhurizade Şemsettin mi ne, bir tane adam var. O adam 1640 yılında doğmuş. Acaba bunlarla bir bağlantısı var mı? Saçmaladım. Alaki köyü Şubat 1943. İyi de 1643 dedi. Benim hayatımı kurtardınız. Kalbimi de kurtardınız. İnan İna'yı ölene kadar seveceğime dair yemin ettim. İnaya güzelmiş. Ebedi aşkımın bir kanadı olarak isminizi bu kutsal totem direğinin sağ kanada oydum. Ey yüce halk, bu muhteşem an iki farklı insanın tek bir vücut olarak birleştiği gün olarak tarihe geçsin. Bugün. Sodom'a gelip onun aşkını kurtaran bir kızılderili kadına aşık olmuş demek. Bundan daha güzel bir aşk hikayesi olabilir mi Ayşe? Olur. Mesela karşılıksız aşk. Mesela ben. Aradığın bazenleri orada bulacaksın. Tamam. Benim aşk hikayem. Karşılıksız kaldı. Ne olsun işte. Buradan ne bulacağız lan? Bak yine moralim bozuldu. Bozdum moralimi gene. Şarapsız. Şansa bak, totem kanadı. Totem direğinden koparılmış. Artık onu bulmamız imkansız. Ben bulacağım mal. Sen sanki buluyorsun. Sinir. Kırmızı pandayı alın millet. Bayağı yiyor ya. 200 XP veriyor. Hemen geçiyorsunuz seviyeyi. Sağında yumurta. Tırtıl. Pizza dilimi. Nerede lan? Aha. Kırık totem mi? Biftek. Tom ve Jerry'deki biftek. Totem direği kanadım. Gönder. Haklısın Ayşe. Solomon isimleri tıpkı hikayedeki söylendiği gibi bu. Açığa çıkarabilirim. Bu bölüm kısaydı ya. İkinci bölüm kısaydı. Bakalım. Bir bölüm kısa oldum. Anlayın ki diğer bölüm gazık gibi uzun olacak. Bu oyun hep böyle. Solomon, Cindy. Delson mu? İyi de Cindy ne alaka ki? İnan isimlerin yanında ne yazıyor? Cindy Delson. Yani bu Cindy bu tütem kanadının üzerine sevgisi adını mı yazmış? Tıpkı atası Solomon yaptığı gibi. Delson kim olduğunu merak ettim. Savaşçı kemerinin gelsin hatırladın mı emniyet müdürü? Gidersin işte onun varisi. Bulup sinirli ilişkisi hakkında konuşalım. Bu çocuk ölüyor. Gelecek vakada mı bilmiyorum ya da en son vakaydı sanırım. Bu çocuk da ölüyor. Spoiler sanırım. Buydu herhalde, aynen buydu. Bu da ölüyor. Diğer sunduğumuza göre Cindy ile bir ilişkim varmış. Evet vardı, mahvolmuş durumdayım Ayşe. Diğer alekiler kızılderili olmayan bir kızla birlikte olduğum için beni eleştirdi ama umursamadım. Cindy'ye olan aşkımın kanıt olarak ona çok değerli bir aile yadigarı hediye ettim. Kemenin panter muskası. Yani lanetli bir panter muskası. Büyük savaşçı kemeğe mi ait? Kızılderili olmayanlar taktığında ona zarar verecek olan muska. Ne saçmalamayın. Atalarım asla lanetli bir muska yapmaz. Özür dilerim Ayşe. Gidip şimdi sigara almam gerekiyor. Cindy hakkında konuşan canım yanıyor. Katılıyorum Ayşe. Diyesin atasının muskasını sindiği olan aşkını kazanmak için verdiğini söyledi. Peki ya yalan söylüyorsa? Daha sonra karakolda. Of olayları toplamak için neyse ki karakola geldik. Bu kadar şeyden sonra bir kahveye ihtiyacım vardı. Kendi hayatını kurtaran Alaki kadına aşık olmak çok romantik. Cindy'ye yardım etmek için uğraştığı bir Diyesin ne yapıyor? Ona rahatlı bir muska veriyor. Kion hala firarda, onu uzaklara yollayacağını düşündüğü bir kadın kimler yapmaz. İmdat imdat, yardım ecelim geldi. Sindinin katili beni öldürmek istiyor. Ciyak. Ciyak ne lan? Ciyak ne Allah'ın delisi? Çeviriye bakar mısın ya? Çevirinin tatlılığına bak. Ciyak.